Biraz sanayiye gireceğiz. Sanayiden bir Türk şirketini getireceğiz ekranlarınıza. Daha doğrusu aslında sektörün tamamı itibariyle Türkiye'nin çok iddialı olduğu bir alan. Orman ve orman ürünleri sektöründe Sunta, MDF denilen yan ürünleri üreten şirketlerimiz şu anda her yerde bayrak dalgalandırabiliyorlar. Türklerin yoğun ve kesin bir egemenliği var dünyanın pek çok noktasında. Bugün tanıtacağımız, daha doğrusu birlikte olacağımız ve sektörü konuşacağımız şirket ise parke üretiminde dünya üçüncüsü, MDF'de dünya dördüncüsü, MDF dediğimiz lifli yongada, Sunta dediğimiz yonga levhada ise dünya beşincisi durumunda. İtalyan pazarının %20'sine hakim durumda. Rusya'da, Ukrayna'da, Bulgaristan'da, Romanya'da pek çok yerde fabrikaları var. Türkiye'de de ayrıca çok önemli yatırımlara sahipler. Bu sektörü konuşacağız. Görüntülerimiz var. O görüntüler eşliğinde birlikte olacağız. 20 dakika kadar vaktimiz var. Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız bizimle birlikte. Hoş geldiniz Haluk Bey. Hoş bulduk Ali Bey. Şimdi biraz Kastamonu Entegre'yi bize anlatmanızı isteyeceğim. Böyle Kastamonu Entegre deyince lokal bir firma gibi gözüküyor. Oysa sadece adında Kastamonu ibaresi geçsin diye zamanında düşünülmüş. Fena da olmamış. Dolayısıyla dünyaya Kastamonu'nun adının bir şekilde duyurulması için yardımcı oluyor yurt dışına yaptığınız yatırımlar sayesinde. Biraz şirketin kuruluş hikayesini anlatmanızı isteyeceğim. Sonra sektörü konuşacağız. Nasıl oluyor da bir Türk şirketi dünyada pek çok üretim alanında ilk beşe oynayabiliyor? İlk beşin içinde bazı yerlerde iki ya da birincilik kürsüsüne bile yaklaşabilme ihtimali var. Yatırım planlarınıza bakarak söylüyorum. Buyurunuz. Evet. Evet, öncelikle teşekkür ederim böyle bir program bizi davet ettiğiniz için. Tabii bu yıl da aslında bizim için çok özel bir yıl. Çünkü Kastamonu Entegre 1969 yılında kuruldu. Dolayısıyla bu yıl 50. yılımızı kutluyoruz. Nice 50 yıllara diyelim peki. Yani aslında Türkiye'de Kastamonu Entegre Türkiye'de sektörünün en büyüklerinden. Ardında bir bölgesel lider olduk. Şimdi globalleşme yolunda 50 yıldır da emin adımlarla ilerliyoruz. Peki şu global liderliğinizle ilgili rakamları bir de sizden duyalım. Yani hangi üründe dünyada kaçıncısınız, Avrupa'da kaçıncısınız? Hangi ülke pazarında, hangi ürünlerde liderliğe oynuyorsunuz? Evet, öncelikle şöyle söyleyeyim. Aslında tabii biz sektör olarak mobilya sektörüne hizmet ediyoruz. Ürün olarak baktığımızda şu anda panel üretiminde aslında dünyanın 7. büyüğüz diyoruz. Avrupa'nın da 4. büyüğüz. Ama bazı ürünler var ki o ürünlerde çok aktif olmadığımız için, üretim yapmadığımız için ürün bazında baktığımızda mesela MDF üretiminde lif levha diyoruz aslında. Avrupa'da 2. büyüğüz. Dünyada Evet. 4. büyüğüz. Yonga levha üretiminde Avrupa'da 4. büyüğüz. Yani Sunta'da, değil mi? Sunta'da. Evet. Dünyada 5. büyüğüz. Laminat parke üretiminde Avrupa'da ve dünyada 3. büyüğüz. Müthiş. Ve hatta şunu da söyleyeyim. Laminat parkede dünyanın %6'sını biz üretiyoruz ve satıyoruz. Yani aslında böyle bir rakam gerçekten çok müthiş. Dünyanın %6'sını biz üretip biz satıyoruz. Yine bir kapı paneli diye bir üretimimiz var. Bunda da Avrupa ikincisi ve dünya üçüncüsüyüz. Önümüzde kim var kapı panelinde? Kapı panelinde iki Avrupa'da. Amerikalı firma var. İki Avrupa'da yok. Avrupa'da olan da yine Amerikalı bir firma. Amerikalı firma. Eğer onları geçebilirsek Avrupa birincisi ve dünya birincisi olma şansımız var diyorsunuz. Olabilir ama şimdi onlar tabii Amerika'da bu pazar çok daha büyük olduğu için, onlar da Amerika'da olduğu için belki oralara doğru gidemeyebiliriz açıkçası. Peki, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Şirketi Evet. anlatıyordunuz. Şimdi ben öncelikle tabii holdingden bahsetmek istiyorum. Özellikle Hayat Holding çatısı altında iki ana şirketimiz var. Birincisi Hayat Kimya, diğeri ise Kastamonu Entegre. Bugün asıl konumuz. Holding'de 1937'leri aslında bizim köklerimiz 37'ye kadar uzanıyor. Hayat Holding işte herkesin daha çok bildiği FMC sektörü olduğu için işte Bingo markalarıyla, Molfix, Molpet'le, Papya Familia markalarıyla deterjanlar, ev temizlik ürünleri, hijyenik ürünler artı kağıt ürünleri üretiyor. Onlar da aynı Kastamonu Entegre gibi baktığımızda onlar da globalleşme yolunda gayet iyi çalışmalar yapıyorlar. Holding olarak 13 ülkede üretim yapıyoruz. 13 ülkede üretim yapıyoruz. 3 milyar dolar civarında da konsolide bir ciromuz var. Yaklaşık da 17 bin çalışanımız var. Evet. Yani aslında iki ana grubumuzda toplamda 13 ülkede olmak gerçekten grup olarak güzel bir
hedefimizde de yani globalleşme yolunda her iki grupta güzel bir çalışma içinde. Customer Integre'ye geldiğimizde, Customer Integre bugün Türkiye'de 6 bölgede üretim yapıyor. Zaten adımız Customer olması, ilk yatırımımızın orada olması. Çünkü Customer bölgesi biliyorsun ormanları güzel, zengin olan bir bölge. Ham madde açısından bizim için çok önemli. İlk ismi oradan aldık ama açıkçası hiç değiştirmedik. Bundan da gurur duyuyoruz. Evet. Güzel Customer'ın ilimizden. Yani lokal global ama global şimdi olmaya evet doğru giden bir firmadan bahsediyoruz. Doğru, evet, doğru. Bugün yurt dışında da aslında 6 ülkede de üretim yapıyoruz şu anda bu globalleşme yolunda. Sıradan bir gidelim. Sıradan bakarsak belki tarih sırası da önce Türkiye var. Peşine Romanya, sonra Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya ve şu anda İtalya en son olarak. Yani dünya üzerinde 6 ülkede üretim yapmaktayız. Aslında 100'den fazla ülkeye de ihracat yapmaktayız. Tabii burada şu da çok, hatta Amerika'da da bizim tedarik zincirini organize edelim diyor. Bazı işte odun ithal kısmı da gelmesi gerekiyor. Orada da bir organizasyonumuz var, küçük bir şirketimiz. Orada yerel insanlardan odunları satın alıyoruz. Gemimiz var, kiraladığımız limanlar var. Böylelikle bir tedarik zinciri organizasyonumuz var Amerika'da. Kendinize ait bir geminiz var, bir filo oluşturacak mısınız yoksa? İki gemimiz var, birisini sattık, bir gemi yetiyor aslında şu anda. Dolayısıyla oradaki küçük bir organizasyon vasıtasıyla odun tedarikini de kendimiz organize ediyoruz. Sadece customer entegre olarak baktığımızda da zaten 6300 kişi çalışanımız var. Dolayısıyla evet, Türkiye'de 6 bölgede, dünya olarak da baktığımızda 6 ülkedeyiz. Şimdi tabii bu globalleşme yolunu aslında geçen hafta Romanya'ya gitmiştik. Aslında çok da hoşuma, ilk biz tesisimizi 1998 yılında Romanya'da yaptık. Evet. Aslında 50 yıllık bir serüven var ama globalleşme de az değil, 20 yıllık bir serüven var. Orada tam 20 yılımızı geçirmişiz. O da gerçekten çok hoş bir şey var. Şimdi ürettiğimiz ürünlere baktığımızda bizim de ağırlıklı inşaat, mobilya, dekorasyon sektörüne hizmet veriyoruz. Bizim ürünlerimizi onlar alıyorlar, nihai hale getiriyorlar. Aslında inşaata baktığınızda beton ve demir olan aksam dışındaki her şey bizle alakalı. Evet. Ahşap olan tüp ürünler. Kapılar, pencereler, pervazlar her şey sizinle. Mutfak. Hani pervazların bir kısmı artık PVC olduğu için evet, o belki biraz dışımızda değil. Peki ne üretiyoruz? Tabii biz yani piyasa Sunta diye biliniyor ama işte asıl teknik adımı Yonga Lava ve Yonga Lam. Söyleyelim değil mi? Sunta bir Türkçe üretilmiş kelime. Yani suni tahtanın kısaltılmış evet, hali. Aslında değil mi? Şu anda suni kapanmış olan Sunta bir şirketin diye bir kelime aynen üretilmiş. Öyle. Evet. Kapanmış bir şirketin aslında bir markasıydı. Suni tahtayı kısaltmışlardı. Sonradan o şirket kapandığı için açıkta çok da alışıldı. O isimde herkes şu anda kullanıyor. Aslında teknik adı Yonga Lava. Yani odunu yonga haline getirip lava haline getirmiş. Uluslararası literatürde Yonga Lava yapar. Evet, aynen öyle. Bu arada MEDEF üretiyoruz. Medelam üretiyoruz. MEDEF, Medelam daha çok ahşap, yani ahşabın, solid ahşabın yerini alan bir ürün. Daha çok lif leha olduğu için işte işleme, freze, boya vesaire gibi özellikleri sahip bir ürün. Dolayısıyla bu ikim birbirinden farklı. Biri yani yonga, sunta, biri lef gibi. İnce işlemeye çok dayanıklı bir ürün değil. Dağılabiliyor ama evet, diğeri MEDEF ince işçiliğe de dayanıklı olan tabii bir doğru, ürün. Tabii doğru, o şekilde olmuş. Tabii diğer bir konu laminat parkı. Hani biraz önce dedim ya dünyanın %6'sını üretiyoruz. İşte dünyanın üçüncü büyüğüz laminat parkı üretiminde. Burada da Florpan ve Artflor markalarıyla da laminat parkı üretiyoruz. Ve bu markalarımız her yerde aynı. Yani Rusya'da aynı, diğer yerlerde aynı. Orada değiştirmiyoruz. Yine bu arada tabii ki son dönemde de çok ihtiyaç oluyor. Yangına ve neme dayanıklı MEDEF veya Yonga Lava ihtiyaçları oluyor. Onları da sağlıyoruz. Diğer taraftan parlak ürünler var. Yine Gloss Max, Eva Gloss markalarıyla yani özellikle diyelim ki mutfak dolaplarının ön kapaklarında gördüğünüz o parlak ürünleri de aslında bizler üretiyoruz veya tabii sektörde diğer üreticiler de var. Bu arada mutfak tezgahını üretiyoruz. Yine kapı paneli üretiyoruz. Onu da Dorpan markasıyla. Dolayısıyla aslında sektörün ihtiyacı olduğu birçok ürünü üretiyoruz. Tabii bunları üretirken rakamsal olarak tekrar döndüğümüzde kabaca 2,5 milyon metreküp civarında yıllık MEDEF üretimiz, 3 milyon metreküp civarında da yıllık Yonga Lava üretimiz var. Takribi de 70 milyon metreküp civarında da laminat parkı üretiyoruz. Bunları topladığımızda yaklaşık 5,5 milyon metreküp civarında bir ağaç bazlı panel üretim kapasitemiz var. Peki, iki soru soracağım. Bir, bu konsolide 3 milyar dolar
bütçenizin, daha doğrusu büyüklüğünüzün, bilanço büyüklüğünüzün içinde ihracatın payı ne kadar? Onu anlatmanızı istiyorum. Bir de uluslararası pazarlarda rekabet ederken karşılaştığınız en büyük güçlük ne? Şimdi siz dünyanın pek çok alanda ilk beşi içindesiniz. Yani 4-5 önemli kalemde, üretim kaleminde dünyanın 5. firmasınız. 3., 4., 5. bazılarında 2. sıraya kadar geldiğinizi söylüyorsunuz. Rekabet ederken nasıl engellerle karşı? Önce ihracat konsolide bilanço içinde. Şimdi tabii üretimler çok ülkede olunca Ali Bey artık bir şey diye bakıyoruz. Hani Türkiye'den ihracat diye düşün, çünkü çok farklı yerlerde üretimlerde olunca artık bizim ciromuzun yüzde kaçı yurt dışında oluşuyor? Yani buradan ihracat artı diğer ülkelerden ihracat olarak baktığımızda Kastoma entegre olarak bizim aslında 2019 hedefimiz ciromuzun %60'ını Türkiye dışında elde etmek. Evet. Yani buna Türkiye'den ihracat veya yurt dışında şöyle yapalım üretip... O zaman işinizi kolaylaştırayım biraz. Bize yurt dışındaki firmalarınızdan elde ettiğiniz kar transferlerini de ihracat gibi düşünün. Ona göre söyleyin rakamı. Yani kar transferi demeyeyim de ciro diyelim. Çünkü şu anda o yatırımdan çoğu yeni olduğu için zaten kendi borçlarını ancak ödüyorlar. Evet. Yani dolayısıyla o döneme daha henüz gelemedik. Daha sonuna gelmedik. Dolayısıyla aslında şöyle söyleyeyim. Bu 3 milyar dolarlık ciroda yaklaşık grup olarak Hayat Kimya bu konuda bizden daha da iyi. Yani yurt dışındaki ciroları daha fazla. Ne kadar aradaki yani grubun pay? Yaklaşık bizim %60 civarında ciromuz dışarıdan geliyor. Hayat Kimya'nın 2019 hedefi %70'i biraz geçiyor. Yani toplamda grup olarak baktığımızda holdingin %65-70 civarındaki cirosu yurt dışında oluşuyor demektir. Yani buradan ihracat veya yurt dışına üretip yurt dışına sattığımız ciro olarak. Evet, rekabete gelelim peki. Nasıl rekabet ediyorsunuz yurt dışında? Şimdi, çünkü burada durmak çok önemli. Yani buralarda duramazsanız gerilersiniz. Gerilememek için de rekabeti artırıcı bir takım avantajlar yakalamak zorundasınız. Yani yarın mesela ben parkede sizi dünya lideri olarak görebilecek miyim diye soruyorum. Şimdi üçüncüsünüz. Doğru. Şimdi şöyle bir şey var. Birincisi tabii hani bu rakamların ne anlama geldiğini bir cümleyle araya biraz koymak istiyorum. Çünkü hani işte 5,5 milyon metreküp diyoruz ama insanların kafasında belki şekillenemeyebilir. Ama mesela şöyle diyeyim. Günde bizim fabrikadan 600 tır ürün çıkıyor. Her gün 600 tır yani Kastoma entegre olarak baktığınız zaten mamul olarak ve her gün 4500 konutun mobilya ihtiyacını sağlayacak ürünü sevk ediyoruz. Evet. Yani bu belki hani izleyicimizin aklında biraz daha rahat kalır. Yani ürettiğimiz ürünlerle her gün 4500 konutun ihtiyacı ve 600 tır civarında da sevkiyat, mamul sevkiyatımız var. Yani bu aslında birazcık daha fikir olarak kalabilir. Tabii bu arada yine biz Türkiye'de global olurken Türkiye'de geri kalmıyoruz. Şu anda Türkiye'de biz ilk 500'de yani İstanbul Sanayi Odası'nın 500 şeyinde de 40.yiz. Yani aslında biz Türkiye'de de zaten sektörün en büyüğüz ama... Son 10 yıldan bugüne ISO 500'deki yeriniz nasıl değişti? Genelde şöyle söyleyeyim 50'den aşağı indik. Yani belki 10 yıl deyince 50'nin altındaydınız, evet. 40'a kadar geldiniz. Evet güzel. Peki. Yani aslında tabii son dönemlerde yatırımları daha çok dışarıya yaptık ama yine de Türkiye'de ki ilave yatırımlar, katma değerli yatırımlarla birlikte mevcut konumumuzu koruduk. Tekrar dışarıya bakarsak hani biz bu rekabeti nasıl sürdüreceğiz veya neler yapıyoruz diye. Tabii bizim ilk yatırımımız dediğiniz gibi Romanya'da. Yani bizim globalleşme hikayemiz Romanya'da yine 20 yıl önce. Aslında baktığınızda 50 yıllık bir şirketin globalleşmesinde 20 yıllık bu da aslında çok önemsenecek bir şey evet, aslında. Yarı ömrü kadar bir şey evet, sayılır evet. Tabii. Dolayısıyla şu anda Romanya'da ürettiğimiz Yongalehva ile birlikte %25 civarında pazar payımız var ve 3 büyük oyuncudan biriyiz. Yani Romanya'da Yongalehva pazarında 3 büyük oyuncudan biriyiz ve %25 civarında da pazar payımız var. Peki İtalya'yı anlatın. İtalya'da pazarın %20'sine sahipsiniz. Evet burada ama İtalya'da sahibiz demeyeyim. Bu bir şey daha söyleyeyim. Peki. Romanya'da Kapıhane'de Romanya'da üretiyoruz. Yani Avrupa'nın ikinci dünyanın üçüncü büyük olduğumuz üretimi de Romanya'da yapıyoruz. Dolayısıyla Romanya'nın öyle bir özelliği var. İtalya'ya gelirsek İtalya bizim yurt dışına yaptığımız en son yatırım. Ama tabii İtalya'nın şöyle bir özelliği var. İtalya biliyorsunuz mobilyada bu işin modası. Evet. Yani... Açıkçası dünyada mobilya üretiminde
İşte Çin ve Almanya'dan sonra dünyanın üçüncü büyüğü. İhracatta dünyanın üçüncü büyüğü. Ama işin modası dediğin zaman kalbi işin. Yani biliyorsun tekstil vesaire, evet, diğer konularda da öyle. Dolayısıyla tabii İtalya'da olmak bize ayrı bir heyecan veriyor. Biz İtalya'da orada daha önce üretim yapıp işte 2008 krizinde mali krize girip batan bir grup Trombini şirketini satın aldık. Tesiste tabii epey eksikler vardı, bakım ihtiyaçları vardı. Bunların hepsini tamamladık ama orada iki tane tesisimiz var. Şu ana kadar 180 milyon dolarlık yatırım yaptık. Birinci tesisi devreye aldık. Sonra bu sene ikinci tesise başlayacağız. İşte modernizasyonu vesaire. İkisi bittiğinde 800 bin metreküp yıl kapasiteye geleceğiz. O zaman İtalya pazarında %20 pazar payına sahip olacağız. Şimdi hem üretim hem satışa daha bu ay başladım. Sen yani şu anda %20'ye sahip demek yanlış olur. Ama bizim ikinci yatırım fazı da bittiğinde %20 pazar payına sahip olabileceğiz. Hatta tabii çok daha ilginç bir şey söyleyeyim. Yani İtalya'daki en büyük Türk yatırımcısıyız. Evet. Yani, sizden sonra Paşabahçe mi geliyor? Bizden sonra evet, evet, Paşabahçe. Paşabahçe de biliyorsunuz İtalya'da ince cidarlı cam malzeme alanında sektör lideri. Yani İtalyan pazarının lideri o. İşte bu kadeh, bardak, ince cidarlı malzeme üretiminde pazar lideri. Onlar da sizin gibi önemli, doğru, bir başarıya imza atıyorlar. Diğer bir yine 2000 yılında globalleşme yolunda Bulgaristan'da yatırım yapmıştık. Tabii o tesisimize biraz eskidi. Aslında 2018 yılında da yine Fransa'da bir tesis satın aldık. Kontinü ve yeni bir tesisti. Onu modernize edip taşıdık. Şimdi Bulgaristan'da onu da işte kısmetse bu yıl içinde devreye alacağız. Bulgaristan'da da iki büyük oyuncudan biriyiz. Yani iki tane ana üretici var. Aranızdaki fark nasıl? Çok fark yok. İkimiz de %30-%40 civarında pazar payına sahip. Onlar mı büyük, siz mi büyüksünüz? Onlar biraz daha onlar büyük bizde. Peki. Katma değerli de biziz. Hamlarda onlar iyi gibi. Orada da yaklaşık iki fazla üretimimiz bittiğinde 130 milyon dolar civarında yatırım tamamlamış olacağız. Böyle tabii Bulgaristan, Romanya ve İtalya ile birlikte Balkanlardan sonra biraz Orta Avrupa'ya kaymış olacağız. Evet. Yani aslında globalleşme yolunda birazcık bu bizim için çok önemli. Orta Avrupa'dan kastınız Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, zaten oralarda var, Polonya'ya biraz. Polonya'ya, evet, o dediğiniz ülke hepsi vardı. Biraz şimdi Polonya'ya, tabii İtalya ve Polonya o sınırı değil. Peki Rusya pazarını da anlatmanızı rica ediyorum. Rusya tabii daha... yani bizim... orada nasıl durumunuz? Hani sektörde bir ağırlığınız oluştu mu? Çünkü Rusya çok büyük bir pazar. Daha doğrusu orman ve ağaç ürünleri alanında Rusya tartışmasız bir ülke. Yani Kanada'dan sonra en büyük ülkelerden bir tanesi. O bakımdan orada pazar liderliği gibi bir şey beklemiyorum sizden ama en azından bana... Ben sizi yanıltayım o zaman. Öyle mi? Hadi bakalım, yanılalım. Peki. Şimdi Rusya'da biz açıkçası dünyada tek çatı altındaki en büyük MDF tesislerinden birini kurduk. Şu anda 1 milyon metreküp yıl kapasiteli bir MDF tesisimiz var. Ve şu anda üretip de satıyoruz. Ve bununla birlikte takribi 500 milyon dolara yakında yatırım yaptık. Bununla birlikte zaten Rusya'nın en büyük MDF ve laminat parkı üreticisiyiz. Evet. Ve pazar payımız da kendi ürünlerimizde, yani MDF ve laminat parkı ödüyoruz, %20 ile 25 arasında. Yani şu anda o büyük Rusya coğrafyasında en büyük MDF üreticisiyiz. Ve pazar payımız MDF ve laminat parkı da %20 ile 25 arasında. Müthiş. Peki, beni yanılttınız. Güzel, sevindim ama yanıldığıma. Çünkü o kadar büyük olacağını tahmin etmiyordum şahsen. Evet. Bu arada tabii biz bu globalleşme yolunda yurt dışına yaptığımız yatırımlara baktığımızda takribi 1 milyar dolarlık bir yatırım da yapmış olduk aslında bu dönem içinde. Yani bu 20 yıllık hikaye içinde bakalım. Peki, son 2,5 dakikamız. Eminim daha çok anlatacağınız şey var ama ben birkaç son soruyla bitirelim istiyorum. Acaba orman ürünleri varlığına ulaşma konusunda sizin gibi şirketlerin çabaları yetiyor mu? Yani endüstri ormanları kurulması konusunda. Çünkü biliyorum ki önemli ölçüde biz dışa bağımlı durumdayız bu sektörde. Yani orman ürünleri konusunda dışa bağımlılığımız had safhada. Kağıt ham malzemesinden tutun, yani selülozdan orman ürünlerine kadar pek çok şeyi dışarıdan alıyoruz. Brezilya'dan, Hindistan'dan, pek çok yerden getiriyoruz. Bu bağımlılığı aşabilmenin bir yolu var mı? Ya da öyle bir umut ışığı görüyor musunuz? Tünelin ucunda bir ışık var mı bu konuda? Işık aslında bizim sektörde var. Ama tabii zaman çok hızlı geçti aslında. Ben bu kadar da ummuyordum biraz sohbet güzel olunca. Fakat şunu da söyleyeyim, haksızlık olmasın. Biz aslında bu sektörde sadece custom entegre olarak değil, sektör olarak baktığımızda
MDF üretiminde Avrupa'da birinciyiz aslında. Yani Türkiye'de bu sektörde aslında çok iyi bir gelişim kat etti. Dünyada ikinciyiz. Tabii burada bizim de etkimiz var ama mutlaka diğer sektör oyuncuları da var. Yongaleva'da Avrupa'nın üçüncü, dünyanın beşinci büyüğüz. Laminat Parke'de Avrupa'nın ikinci, dünyanın üçüncü büyüğüz. Tabii bizim de etkimiz de çok oldu. Mutlaka sektör lideri olduğumuz için ama aslında bu sektörde gerçekten Türkiye'de çok güçlü firmalar var. Evet. Ve üstelik de dünyanın da en modern, en güzel tesisleri de Türkiye'de, onu söyleyeyim. Tabii bizim de ana ham maddemiz odun ham maddesi. Dolayısıyla şu anda 2018 değerlerine baktığımızda Türkiye odun ihtiyacının %20'sini ithalatta sağladı. Aslında %80'i iç kaynaklardan elde ettik. Ama bu %20'si ithalatını da önüne geçebiliriz. Aslında bunun da mutlaka yolları var. Bunları da bizler biliyoruz. Orman Bakanlığımıza ve Genel Müdürlüğümüze sunduk. Hatta açıkçası şöyle söyleyeyim. Mesela biz sektör olarak 2003 yılında ENAT diye bir şirket kuruldu. Evet. Son birkaç cümlenizi alayım. Evet. Bu ENAT dediğim şey endüstriyel plantasyon şirketi. Ve bunda işte Tekfen olduk, biz sektör oyuncuları, bakanlığımız da aslında önayık oldu. Ve burada biz açıkçası şu anda 2000 futbol sahası kadar bir alanı ağaçlandırdık. 1.7 milyon ağaç diktik ve hatta 2 sene önce de kesmeye başladık. Aslında biz de açıkçası bunu da bir örnek proje olarak, yani özel sektörün yapacağı, orman genel müdürümüzle yapacağı bunu sunduk. Yani dedik Türkiye'de bu işin kurtuluşu plantasyon ormancılığında, bu konuda da çalışma yapıyorlar. İnşallah güzel haberler gelir diyelim. Güzel. Çok teşekkürler. Bir cümleyle yanıtlarsanız, Turhan Gürhan diyor ki Kastamonu Entegre halka açılmayı düşünüyor mu? Halka arz. Düşünüyor musunuz? Var mı? Yoksa yok. Şu anda yok. Yok, tamam. Evet. Yokmuş Turan Bey. Özür diliyoruz. Peki. Çok teşekkürler Haluk Bey. Biz de çok teşekkür ederiz. Bu bölümü noktalıyoruz. Akşam 19'da ana haber bültenini bekliyoruz.